Cevdet Akgün var. Zonguldak'ta gazetecilik yapmak hem zevkli hem çok zordur. En çok ölüm haberleri gelir ve siyasetin de çok yüksek seyrettiği bir yerdir Zonguldak. Burada marka isimlerinden biri de Cevdet Akgün'dür. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nin Zonguldak temsilciliğini yapan Cevdet Akgün. Şimdi yine bir haber nedeniyle başı derde girdi ve bu hafta cezaevine girecek. Cevdet, yayınımıza hoş geldin ve geçmiş olsun. İyi yayınlar diliyorum. Evet, ben bilgi verdim, başlığını verdim. Detaylarını senden dinleyelim. İzleyicilerimizle paylaşır mısın durumunu? Neden cezaevine gireceksin? Şimdi 15 Temmuz olaylarından sonra Bankasya'nın avukatlığını da yapmaya devam eden kişiler, daha sonra avukat olan kişiler sınavsız mülakatla hakim ve savcı yapıldı. Biz de bu durumu yani parmak basmak istedik. Yani köyde öğretmenlik yapan bir kişi FETÖ örgütünün toplantılarına sadece katıldı diye meslekten men edilirken, ama AK Parti ilçe başkanlığı yapmış, aynı zamanda Bankasya'nın avukatlığını yapan kişinin sınavsız mülakatla hakim olmasını yani devlet memurları kanunlarına göre olmaması gerektiğini vurgu yapmak istedik. Bundan dolayı yazdığımız haberden dolayı basın yoluyla hakaret suçundan cezaevine 5 ay hapis cezası kararı verdiler. Biz tabii avukat tutamadık. Onlar avukatlarıyla yine mahkemelere girdiler. Böyle bir ceza yedik. Bizden vurgu yapmak istediğimiz olay FETÖ'nün bankasının avukatlığını yapan kişinin hem de daha önce hem ilçe başkanlığı işte milletvekili adaylığı olan kişinin bu tip bir göreve getirilmesinin doğru olmayacağına vurgu yapmak istedik. O haberden dolayı da yargılandığımız mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldım. Evet. Peki ne zaman cezaevine gireceksin? Perşembe günü. Peki bu ceza ertelemesi falan talep etmedin mi? Şöyle ki erteleme talebimiz şöyle ki suç tekrarı var. Daha önce de bir haberden dolayı yine almış olduğum cezanın şeysi vardı, devam ediyordu. Evet. Ondan dolayı biraz şeyimiz var, sıkıntımız diyelim. Ama onun dışında da yazdığımız haberinde sonuna kadar arkasındayız. Yani biz burada yaptığımız vurgu şu: Bankasya'ya 10 lira aidat parası yatırdı diye insanlar cezaevlerine atıldı. Yani okul aidatı, ev aidatını yatırdı diye cezaevlerine atıldı. Yani haksız yere insanlar. Evet. Ama burada da bunun avukatlığını yapan insanların da hakim yapılmasının doğru olmayacağını, kaldı ki kendisi de bizim haberimizden sonra zaten istifa etti. İstifa etmişti. Ama evet, davada böyle bir adalet, böyle bir şey kesti, ceza kesti. Yani sen fotoğraf çektin. Bankasya'nın avukatı hakim oldu, fotoğrafını çektin kürsüde ve Bankasya'da, evet, ve bu fotoğrafa ceza verildi. Evet, yazdığımız bu habere ceza verildi. Evet. Peki yani Cevdet, haber bu. Anadolu'da senin gibi pek çok şey de vardır eminim, ama o kadar fazla gazeteci yargılanıyor, cezaevine giriyor ki oralara kadar ulaşamıyoruz. Yani İstanbul'daki davalardan çıkıp tesadüf olarak dün akşam öğrendikten, önceki akşam öğrendikten sonra bugün dedim konuşalım Cevdet'le. Cevdet, biz senin davanı takip edeceğiz. Bununla ilgili hem haberlerde hem de gazeteci örgütlerinde, özgürlük için mücadele eden örgütlerde bunu paylaşacağız. Sen bildiğin yolunda yürümeye devam et diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.